Teman Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le birlikte her sabah olduğu üzere ekranınızdayız. Az sonra şirket haberleri, aracı kurum raporlarını sizlerle paylaşacağız. Öncesinde ise nasıl bir haftaya başladık piyasalarda değerlendirelim. Ahlat Çetin Menkul Değerlere dönüyoruz. Karşımızda Hazine Müdürü Arda Coşar var. Arda Bey, özellikle dolar endeksindeki yükseliş piyasa üzerinde dikkat çeken unsurlardan biri Amerika'da verim eğrisi yataylaştı ve borsalarda sert düşüşler söz konusu oldu. Özellikle Asya seansında nasıl yorumlamak gerekir ve devamı gelir mi dersiniz? Tabii günaydın, iyi haftalar. Geçtiğimiz hafta FED toplantısı sonrası ve Powell'ın açıklama şahin olarak algılanmasından sonra FED üyelerinden de şahin olarak algılanan açıklamalar geldi. Bununla beraber dünya yüzeyinde borsalar sert bir şekilde değer kaybederken dolar da diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Bu hafta başlangıçta baktığımız zaman Asya borsalarının özellikle Tokyo öncülüğünde sert satışlar olduğunu görüyoruz. Bununla beraber ABD vadelileri de negatif tarafta. Bu açıdan haftaya Borsa İstanbul tarafında negatif bir açılışla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Öte yandan dolar güçlü seyrini sürdürüyor. Euro dolar tarafı tabi hızla geri çekildikten sonra bugün bir miktar tepki verme çabasında olduğu söylenebilir. Yukarı doğru, ama bunun da zayıf olduğunu görüyoruz. Yani yukarı doğru bir tepki var. Geçtiğimiz haftanın 3-4 gün süren sert düşüşlerden sonra. Ancak tepkinin zayıf olduğunu görüyoruz. Yani 1.19, 1.19.10 gibi dirençleri var. Buraya doğru hareketler gösterirse sürpriz olmaz. Ama genel seyrinin hala dolar lehine olduğunu söylemek mümkün. Altın tarafı yine doların değer kazanmasıyla beraber altında da sert düşüşler gördük geçtiğimiz hafta. Bu hafta başlangıcında bir miktar altın tarafında yukarı yön tepki olduğunu görüyoruz. Ama bunda kuvvetli olmadığını görüyoruz, güçlü olmadığını görüyoruz. O tarafta da 1785-1790 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Buraya kadar tepki gelmesi doğaldır. Ancak önemli olan buranın üzerine atması. Buranın üzerine atmadığı sürece de o tarafta da negatif hareket, zayıf serinin devamı beklenebilir diye ekleyebilirim. Ahlat Çatır'ın Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok teşekkür ederiz. Hareketli hafta yine her sabah Ahlat Çatır'ın Menkul Değerlerle değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Hatırlatalım ve dönelim biz.